Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Programda öğretmenlere geleneksel oyunlar sertifikası da dağıtan Bakan Tekin, okullarımızın bahçelerini eski zamanlarda olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getireceğiz dedi. Şimdi onlar karşılığını seçerse bakanım, onlar bizi yenmiş olur çünkü duvardan atlayabilir. Bir, iki, üç, dört, beş. Hocam bu tarafı da adalet istiyor. Valla fotoğrafçılar bu kez kameramanın arkasına çeksiniz isterseniz. Bir de öyle deneyelim. Bilmem biz nasıl çekiyorsak siz de öyle çekersiniz yani. Evet. Hazır mıyız? Hazır değiliz biz araya. Okullarımızın bahçelerini yeniden eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getirmek için neler yapabiliriz sorusundan başladık. Çünkü okul bahçesini tekrar cıvıl cıvıl hale getirmek demek, obeziteyle mücadele etmek demek. Günde yaklaşık 300-500 adım atan bir çocuğun bahçeye hiç çıkmadan attığı adımların sayısını 4-5 bin adıma çıkardığımız zaman daha hareketli, akademik olarak daha başarılı, daha sağlıklı bir çocuk eğitim öğretim hayatına dahil olmuş olacak. Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız. Çocuk okulda, sınıfında cep telefonuyla, bilgisayarıyla oynamak yerine bahçeye çıkacak, arkadaşlarıyla oynayacak. Okul bahçelerini daha cıvıl cıvıl hale getirdiğimizde daha sosyal bir toplum, yani dijital çağla beraber eleştirdiğimiz, şikayetçi olduğumuz asosyal bir toplum yapısı yerine bizim geleneklerimizdeki olduğu gibi çocuklar birbirleriyle oyun oynayarak toplumsal değerlerine sahip çıkarak yetişmiş olacaklar. Bunların hepsi bizim için önemli. Ama bir önemi daha var. Bahçeleri evet cıvıl cıvıl hale getirelim ama nasıl yapacağız? O da şu. Oyun dediğimiz şey bugün icat edilen bir şey değil. Her toplum kendi gelenek, kültür, vücut yapısı, iklim yapısına göre binlerce yıldan tevarüs eden oyunlar var. Her birimizin atalarımızdan, dedelerimizden tevarüs eden oyunları oynadığımızı görüyoruz. Biz çocuklarımızın bu geleneğe de sahip çıkmasını istediğimiz için yaz aylarında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de okul bahçelerini bu anlamda geleneksel oyunlarımızın oynandığı tekrar cıvıl cıvıl şenlikli bir alana dönüştürmekti. Bu bizim yaptığımız bir kurguydu ama bu kurguya sahip çıkacak öğretmen arkadaşlarımız olmazsa bu kurgunun hiçbir anlamı yok. Sadece bunun için değil, diğer projelerimiz için de bu geçerli. Dolayısıyla ben öğretmen arkadaşlarımızın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak belki Türkiye'de yerel yönetimlerle en sıkı ilişkisi olan kamu kurumuyuz. Her alanda, her hizmet götürdüğümüz yerde yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Ben Fatma Şahin Başkanımıza genel anlamda eğitim öğretim süreçlerine gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama sadece o değil, burada biraz önce başkanım söyledi, Antep modeli, Gaziantep modelinden bahsediyor. Gaziantep modeli şu: Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri hep beraber eğitim öğretim sürecini yürütmek için bakanlıkla beraber hareket ediyorlar. Bu benim için oldukça mutluluk verici bir adım. Ben başkanımıza ve diğer başkanlarımıza da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Öğretmen mutluysa okul mutlu, okul mutluysa da şehir mutlu. O yüzden
Bizim hedefimiz eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanayi şehri Gaziantep. Gaziantep modeli var. Hayırseverlik yarışı var. Kaç okulum var diye birbiriyle yarışıyor hayırseverlerimiz. 100. yıl 100 okul dedik. 130 okul yapıldı. Sayın değerli bakanlarım, çok değerli misafirlerimiz, sayın valim, kıymetli öğretmenlerimiz, bugün geleneksel oyunlarımızın öğretmen eğitimlerinin sertifika programındayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.